Merhaba değerli veli ve öğrencilerimiz. Bugün sizlere 2. sınıf İngilizce 6. ünite At the Playground öğretmeye çalışacağım. Ama şunu bilmekte fayda var. Kitaptaki her ünite bize aslında İngilizce'de bir konuyu anlatmaya çalışıyor. 6. ünitemizde çocuklarımız Leslie, Haydi Yapalım konularının geniş zamana girişi ve sıklık belirten kelimeleri öğreneceğiz. Sıklık belirten kelimeler ne? Ara sıra, bazen, sık sık, hiçbir zaman gibi kelimeler. Ama önce bakalım 6. ünitenin İngilizce kelimeleri. Ben yazmaktan ziyade sizin için hemen hazırladım. Bu arada kızımın Dilara TV'sini kullanıyoruz. Bakarsak jump, zıplamak, dance, dans etmek, skip a rope, ip atlamak, play, oynamak. Oyundan bahsediyorsak play, oynamak. Müzik aletinden bahsediyorsak play, herhangi bir müzik aleti çalmak arkadaşlar. Run, koşmak. Bazı şeyler, bunları mutlaka ezberleyin. Bunlar önemli olan. Skip a rope, play, run. Sing, şarkı söylemek. Slide, kaydıraktan kaymak. Swing, salıncakta sallanmak. Walk, yürümek. Go, gitmek. Fly, a kite, uçurtma uçurmak. Sınavlarda, deneme sınavlarında çok çıkıyor arkadaşlar özellikle bu. Play futbol, futbol oynamak. Play basketbol, basketbol oynamak. Play voleybol, voleybol oynamak. Ride a bicycle. Sakın arabayla karıştırmayın. Ride binmek arkadaşlar. O yüzden bisiklet ve ata binmek, ride a bike, araba sürmek, drive a car şeklinde. Climb a tree, climb tırmanmak, tree ağaç demek. Araya H koyarsak da ne oluyor Zeynep? 3 oluyor. Swim, yüzmek, jogging, Türkçe'ye de geçmiş. Yavaşça koşmak, skate, patenle kaymak, play the piano, piyano çalmak. Gördüğünüz gibi bir müzik aletine geldik. Play ne oldu? Müzik aleti çalmak. Play leapfrog, birdir bir çok oynardık bunu. Play tenis, tenis oynamak. Play table tenis. Play golf, play hide and seek. Hide and seek'i unutmayın, o da sınavlarda çok çıkıyor. Saklambaç oynamak. Hopscotch, onu da unutmazsanız iyi olur. Seksek. Always, daima, sometimes, bazen, often, sık sık. Şimdi geldik. Bizi öğretmek, ne öğretmek istiyor? Geçelim. Şimdi arkadaşlar, ona geçmeden önce geniş zamana da başlayacağımız için önce ismin yerine geçen zamirleri bilmeniz gerekiyor. Bunlar İngilizce'de ve Türkçe'de hiçbir zaman değişmiyor. I, you, we, they, bir grup. He, she, it, bir grup. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, erkekler için o, she, bayanlar için o, it, hayvan ve cansızlar için o. Biraz hızlı anlatıyorum ki videomuz uzun sürüp de canınız sıkılmasın diye. I, you, we, they, he, she, it. Bunlar İngilizce'de cümle kuracaksak ya kişinin ismini söyleriz Dilara gibi veya Dilara bayan olduğu için bayanın yerine geçen zamir she. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o erkek, she, o bayan, it, o hayvan veya o cansız. Şimdi bunların kullanım yerlerine bakalım. İngilizce'de bir kalıp var arkadaşlar. Let's. Let's. Haydi yapalım kabacası. Haydi yapalım. Bunu mutlaka bilelim arkadaşlar. KDS deneme sınavlarında çok çıkıyor. Mesela let's run. Run neydi? Biraz önce öğrendiğimiz kelimelerden ezberlediğimizi varsayıyorum. Evet, şurada altını çizmişiz. Koşmak. Mesela bunun Türkçesi ne oluyor? Haydi koşalım. Mesela let's play futbol. Haydi futbol oynayalım. Bir tane daha yapıp bırakalım. Mesela haydi uçurtma uçuralım demek istersek Zeynep ne diyeceğiz? Let's. Evet, let's cümlenin hep başına geliyor. Bir teklif varsa let's uçurmak, fly. Fly ve kite. A kite. Kite uçurtma demek. Fly, evet, fly sinek manasına da geliyor. Uçmak, uçurmak manasına da geliyor.
Haydi. Uçurtma. Uçuralım. Uçuralım. İngilizceye dönünce. Tabii biri size bir şey teklif ettiğinde ne diyebilirsiniz? It is a good idea. Mesela bu olumlu oldu. Demek ki teklif ettiğin şeyi yapmak istiyor. Good idea ne? İyiydi. Fikirdi. It is a good idea. Let's hangi zamanda Zeynep? Geniş. Geniş zamanda, değil mi? Mesela geniş zaman dediğimiz için yes I do. Evet. Olumsuz yapmak istersek no I don't. Bakın İngilizce'de kısa yazılmışlar. Aslında bu neyin kısaltılmışı? Do not'ın. Virgül koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Do not genelde daha resmi şeyler oluyor. Evet, daha kesin oluyor. No I don't dediğinde yapmasak da olur ama no I do not dersen kesinlikle yapmam manasında. Şimdi gelelim arkadaşlar. Simple present tense. Biz buna Türkçe'de ne diyoruz Zeynep? Geniş zaman. Geniş zaman. Geniş zaman İngilizcenin %80'inden fazlasını oluşturuyor arkadaşlar. Tüm gireceğiniz, Allah ömür verirse lise giriş sınavları, üniversite sınavları veya herhangi bir sınavda soruların pek çoğu hangi zamanda hazırlanıyor? Geniş zamanda hazırlanıyor. O yüzden mecbur İngilizce'de geniş zamanı hap yapıp YouTube öğreneceğiniz, henüz ikinci sınıfta öğrenirseniz hayat boyu bana dua edersiniz. Şimdi arkadaşlar bunun yardımcı fiilleri do ve does. Ama biz ikinci sınıfta şimdilik sadece do'yu alalım. Mesela soru sormak istiyorsak do cümlemizin en başına geliyor arkadaşlar. Bakalım. Do, sen futbol oynar mısın diyeceğim. Do cümlemizin başına geldi. Sen neydi? You, do you. Oynamak neydi? Play. Sen oynar mısın? Ne oynar mısın? Futbol. Sen futbol oynar mısın? Şurada yazmıştık arkadaşlar. Cevabımız evetse yes I do. Evet. Cevabımız hayırsa no I don't. Hayır. Mesela şimdi bir tane daha yapalım. Sen koşar mısın diyelim. Sen koşar mısın? Koşmak neydi Zeynep? Run. Run. Soru sorarken neye ihtiyacımız vardı? Do. Do'ya. Sen neydi? You. You. Bir de soru işareti. Şimdi karışık yaptım bunları düz cümleye. Hep beraber oluşturalım. Sorumuza başlayalım. Yapar mısın? Geniş zamanda yaptım. Kim yapar mı? Sen yapar mısın? Ne yapar mısın? Koşar mısın? Do you run? Sen koşar mısın? Cevabımız evetse yes I do. Cevabımız hayırsa no I don't. Son olarak bir de gençler size düz cümlesini yapalım. Mesela ben koşarım demek istersem I run. Ben koşarım. Geniş zamanın özelliği gençler düzenli yaptığımız işleri geniş zamanla anlatırız. Ne zaman koşarsın? Yarın koşacağım veya dün koşmuştum şeklinde değil. Koşarım. Ne zaman koşarsın? Canım istedikçe koşarım. I play football. Ben futbol oynarım. Şimdi son olarak bir de sıklık belirtenleri yapalım ki çünkü onlar geniş zamanın kilit cümlelerinden. Her zaman anlamamızda arkadaşlar bazı İngilizce'de
Mesela ben daima yürürüm. Benle başladım. I İngilizce'de ben demek. Daima neydi Zeynep? Always. Always daima demek. Yürümek neydi? Walk. Walk. Ben daima yürürüm. Bunu olumsuz yapmak istersem ne diyeceğim? I don't always walk. Mesela ben daima koşarım demek istersem ne diyeceğim? I always run. Ben daima koşarım. Ben bazen şarkı söylerim demek istersem. Bazen neydi? Sometimes. Aferin senin İngilizce öğretmenine. Sometimes run. Bazen demek arkadaşlar. Ben bazen koşarım. Videomuz 10 dakika olsun diye size kısaca yaptım. Kelimeleri ezberliyoruz. Geniş zamana giriş yapıyoruz. Sıklık belirten kelimeleri. Always, sometimes gibi. Bunun yanında da let's teklif ettiğimiz cümleleri ezberleyeceğiz. Mesela haydi YouTube izleyelim demek istersem ne diyeceğim? Let's watch YouTube. Yes. Veya haydi bisiklet binelim demek istersem ne diyeceğim Zeynep? Let's ride a bike. Yes, let's ride a bike. If you want to say haydi dolaşalım demek istersem ne diyeceğim? Let's walk. Değil mi? Evet. Bir de son olarak Zeynep'in de aklında şu an gözlerinde soru işaretini gördüm. Sözlüğü açıp da İngilizce'de birebir çeviri yapmaya çalışmayacağız. Konuştuğumuz dilin kendi anlatımındaki güzel cümle veya kelime neyse onunla eşleştireceğiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. See you later.